İyi akşamlar. Türkiye'nin nabzına hoş geldiniz. Habertürk'e hoş geldiniz. Bu akşam Mısır'da yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'ye etkilerini masaya yatıracağız. Mısır'da dün yine kan aktı. Kahire sokaklarında darbe karşıtları ve polis çatıştı. Mursi karşıtı grupların da polisin yanında yer aldığı olaylarda 7 kişi öldü. Yaklaşık 300 kişi de yaralandı. 400'den fazla kişi de gözaltına alındı. Darbe yönetimi Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin emin bir yerde ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Müslüman kardeşlerin milyonluk gösteri çağrısı sonrası meydanlar Mursi taraftarlarıyla doldu. Öte yandan Mısır'da ordunun yönetime el koymasını darbe olarak nitelendirmeyen Avrupa Birliği önceki gün darbecilerin atadığı yönetimi gayrimeşru ilan etti. Mısır'da geçici kabine için çalışmalar da sürüyor. Demokrasi ve İslam kelimeleri çerçevesinde işte bütün bunları konuşacağız, bu başlıkları konuşacağız. Kahire'den yeni dönen gazeteci, yazar Nevzat Çiçek ayağının tozuyla Türkiye'nin nabzında bize izlenimlerini, orada yaşadıklarını aktaracak. Gazeteci yazar Abdurrahman Dillipak, gazeteci yazar Ceren Kenar ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Sancar İstanbul'a bizimle birlikteler. İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ankara'da da değerli bir konuğumuz bizi bekliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Sayın Bağcı Hocam iyi akşamlar, sağ olun Habertürk'e geldiğiniz için. İyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkürler. İslam ve demokrasi diyeceğiz. Mısır'daki gelişmeleri konuşacağız. Bölgeye yansımalarını konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü Mısır'daki gelişmeler oldukça dikkat çekici. Tansiyon çok yüksek. Bütün bu gelişmeleri mercek altına alacağımız programa başlıyoruz. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Mısır'daki gelişmeleri, İslam ve demokrasiyi konuşacağız bütün yönleriyle. Çok değerli konuklarımız bizimle birlikte. Kuşkusuz önce Nevzat Bey'le başlayacağız. Ayağının tozuyla geldi demiştik. Orada neler gördü? Müslüman kardeşlerle yaptığınız görüşmelerden ne tür izlenimlerle ayrıldınız? Mısır'ı ne bekliyor Nevzat Bey? Ne dersiniz? Şimdi Mısır'ı ne bekliyor? Aslında Mısır'ı sokakların belirleyeceği bir siyaset bekliyor. Onun dışında Mısır'ı eğer bu siyaset normal bir şekilde yola girmezse, istemediğimiz ama hakikaten Mısır'ı kan ve gözyaşı bekliyor olacak. Şimdi Mısır'da tabii biz geçen programda Mısır'ı konuştuktan sonra bir yerinde inceleyelim dedik. Nasıl oradaki durum? Özellikle 3 defa İhvan'ın üst yönetimiyle görüştük. Bunlardan bir tanesi şu an en son açıklamayı yapan Muhammed Diltacı, diğeri Mursi'nin sağ kolu İcazi ve İhvan'ın diğer üst kesimleri. Tabii bu görüşmelerin bir kısmı optikort olarak anlatıldı. Yani basınla paylaşamayacağımız şeyler ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hani belki de biraz da tartışmayı alevlendirmek adına Mısır'da yani İslamcılığın bitmediğini Mısır'da İhvan'ın sokaklardaki reaksiyonundan anlayabiliyorsunuz. O fotoğraf her ne kadar Dilfak Hocam İslamcılık kelimesine karşı çıksa da İslamcılığın bitmediğini tipik fotoğrafı. İkincisi İhvan hakikaten en çok zorlandığımız, merak ettiğimiz soru şuydu. Yani 13 gündür milyonları meydana tutuyorsunuz. Bunu tutabilecek misiniz? Hani nasıl bir güçle bunları tutuyorsunuz sorusu. Şunu söylediler. Biz alana çok hakimiz. Tabii her hareket bunu söyler. Ama hakikaten gördüğümüz çok organize bir yapı var. Ve sadece çok kontrol altında mı İhvan'ın? Tabii ben şöyle anlatayım. Mesela Rabia Meydanı, Nahta Meydanı, diğer Ramses'i, işte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Sarayı'nın önü, radyo televizyon binası. Şimdi gidiyorsunuz meydana. Meydanın bütün ana arterleri yani girişleri İhvan gençleri tarafından tutulmuş. İki kademeli bir arama noktası var. İlk noktada kimliğinize bakıyorlar. Evet. Türk vatandaşı mısınız, yabancı mısınız, Mısırlı mısınız? Peki Türk vatandaşı olduğunuzu öğrenince ne yaptılar? Şöyle söyleyeyim, özellikle gazeteci olduğumuzu söyleyince şöyle bir açıyorlardı. Fakat aynı şekilde Tahrir'e gittiğinizde Türk vatandaşı olduğunuzu söylerseniz o kısmı anlatmayacağım. Yani başınıza çok şeyin gelme ihtimali fazla. Ondan sonra alıyorlar sizi içeri. Onların elinde sadece o güvenliği sağlayan kesimlerde sopa var. Yani belli kesimlerde. İçeri giriyorsunuz, içeride çadırlar kurulmuş, yataklar serilmiş, yemekler pişiriliyor. Meydan çok kalabalık. Ama ben hakikaten bunu gördüğüm için söylüyorum. Birbiriyle tartışan bir İhvan mensubu görmedim.
Yani uyum milyonluk gösteri. Evet. Ya korkunç bir şey var, organizasyon var ama bunu nasıl yapıyorlar sorusu. Özellikle tabii şunu söylemek gerekiyor. Kadın hareketi çok güçlü İvan'da. 85 yıllık bir hareket ve o kadın hareketinin güçlüğünü meydanda çok rahat biçimde görüyorsunuz. Yani kadınların olduğu yerde bütün arama yine kadınlar tarafından yapılıyor. Erkeklerin gitme evet. olasılığı yok. İhvan şunu söylüyor. Biz gerekirse Ramazan ayına kadar, Ramazan'ın sonuna kadar, gerekirse bir yıl bu meydanlarda dururuz. Buna bir sıkıntımız yok. Ama bir eylem stratejisi değiştirdiler dün gece itibariyle. Nedir o? Çünkü ADV meydanında duruyorlardı, Nahta'da duruyorlardı. Ve bu Mısır'ın diğer kesimlerinde çok hissedilen bir şey değildi. Protesto değildi. Çünkü darbe yönetimi orada basın yayın üzerinden işi manipüle ediyor. Yani sanki Mısır'da hiçbir darbe yok, Mısır'da herhangi bir şey yok ve İhvan'a karşı sürekli halkı kışkırtıyor. Peki İhvan, bunu meydanlarda değil de başka meydanlarda mı toplanacaklar? Şöyle, dün 22 meydanda toplandılar, 22 kente daha doğrusu toplandılar. İhvan'ın yeni stratejisi özellikle Mısır'ın içlerinde 6 Ekim Köprüsü bunlardan bir tanesi. Ana artel yolları kesmek. Özellikle iftardan sonra geliyorlar evet. ve burada Mısır, diğer Mısırlıların da bu meseleyi hissetmelerini sağlamak. Ülkenin diğer şehirlerinde kendi kitle iletişim araçlarında çok ciddi sıkıntı var. Televizyonları kapatıldı, gazete merkezleri hala kapalı. O yüzden bir ulaşım sıkıntısı da var. Bu eylem stratejisiyle hem ulaşmaya çalışıyorlar hem de diğer Mısırlılara da ya burada bir darbe karşıtlığı söz konusu. Çünkü diğer Mısırlılar dediğiniz işte Tahrir Meydanı'nda olanlardan bahsediyorsunuz. Şöyle yani o manipülasyon, basın yayın üzerindeki manipülasyon o kadar etkili ki mesela görüştüğümüz taksicilerden bazıları Mursi'nin tutuklu olduğunu bile bilmiyor. Yani neredeyse Mursi'nin tutuklu olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Yani bizim hatta espri yaptık. Türkiye'deki bütün taksiciler biliyor. Nasıl bir iştir diye. Nasıl bilmez yani çok enteresan. Yok ama basın üzerinden hakikaten çok ciddi bir manipülasyon var. Yani mesela benzin kuyrukları hep sorulan şeyler. Darbeden önce benzin ve elektrik meselesi var. Elektrikler kesiliyor, benzin kuyrukları var. Darbeden bir gün sonra benzin kuyrukları bitiyor. Öyle bir algı oluşturulmuş ki diyorsunuz benzin nereye gitti? Nasıl oldu bu iş? Diyorlar ki hepsini Gazze'ye verdiler. Şimdi Gazze kesildiği için biz benzin alabiliyoruz. Böyle bir algı yönetimi var. Medya üzerinden çok ciddi bir algı yönetimi var. Evet. İhvan'ın da zaten en büyük şanssızlığı bu. Yani meydana hakim ama diğer tarafta sesini duyurma noktasında çok zayıftı. Bu yeni eylem stratejisiyle bunu değiştiriyorlar. İhvan'ın söylediği temel bir şey var. Seçilmiş kurumlar iş başına getirilir. Seçilmiş kurumlarla birlikte alınan karar uygulanır. Bu Mursi'nin istifası olabilir, Mursi'nin görevden alması olabilir, Mursi'nin işte bir şekilde başka bir şekilde kendini ifade etmesi olabilir. Ama seçilmiş kurumlar olmadığı sürece olmaz. Yeni bir bilgiydi biz orada öğrendik. Mesela 30 Haziran evet. ikindi namazından sonra Mursi ve ordu arasındaki temas kesilmiş, iletişim kesilmiş. Aslında onlar 48 saatlik darbe şeyini verince, zamanını verince darbeyi zaten yapmışlar. Ve Mısır'da oluşturulmuş bir darbe havası var. Çok önceden hissettiriliyorlar bunu. Özellikle 3,5 ay öncesinde hakikaten gerek basın yayında gerek başka yerlerde bu darbe zemini hazırlanıyor. Bu darbe zemini hazırlanırken Müslüman kardeşler de bunun farkındalar mı? Şöyle Müslüman kardeşler yani darbe planının ve Mursi'den söz ediyor. 5 aşamalı darbe planının farkına varmışlar. Bu özel sohbette de anlatıldı. Fakat şöyle bir şey. Müslüman kardeşlerin karşısında 2 tane yol var. Bir, ya şiddetle karşı duracaksınız. Ya da pasif direniş sergileyeceksiniz. Şu anda pasif direnişi tercih ediyorlar ama ne olabilir? O biraz galiba bıçak sırtı. Şöyle bir şey, baltacıları kullanmaya çalışıyor oradaki asker ve polis. Biraz daha kendi asker ve polise sivil kıyafet giydirerek meydanlara gönderiyor. Ama mesela dün gece 7 kişi öldü. Şu ana kadar 179, 7 ile birlikte 186 insan hayatını kaybetti. Evet. Ama İhvan şunun farkında, şiddete bulaştığı zaman kaybedeceğinin farkında. Bu yüzden söyledikleri şey şu, bizi öldürebilirsiniz. Biz asla karşılık vermeyeceğiz. Bu pasif direnişten de vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kararlılar bunu. İhvan üst yönetimi şunu söylüyor. Biz sadece Mısır için direnmiyoruz. O çok önemli bence. Yani sadece bu darbe Mısır'a yapılmış bir darbe değil. Biz sadece Mısır için direnmiyoruz. Suriye için direniyoruz. Ürdün için direniyoruz. Kuveyt için direniyoruz. Bu bakımdan böyle algılanması gerekiyor diyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten oraya gittiğinizde tablo çok farklı. Yani biz buradan evet her ne kadar İhvan'ı tanıdığımızı falan da ifade ediyorsak da özellikle oraya gittiğinizde o tartışmayı yine söyleyeyim. Yani İslamcılığın bitmediğinin fotoğrafını ADV meydanında çok rahat görebiliyorsunuz. Evet zaten onu da konuşacağınız başlıklardan biriydi. Hemen Abdurrahman Delipak size dönelim efendim. Siz oraya gitmiyorsunuz ama size de o kadar çok bilgiler akıyor ki onu biliyorum. En azından takip ediyorsunuz. Yani, onlar oradaydı. Onlardan gördüler. Başka arkadaşlarımız. Bizim dışımızda an da bayağı geliyor hocaya. Evet hocamıza da geliyor. Size bu noktadan itibaren yeni bu eylem stratejisi, bütün bu gelişmeler nereye doğru evriliyor? Ne dersiniz? Nasıl sonuçlar verecek şu an baktığınızda?
aslında geri dönüşün yolunu bulamıyorlar. Yani geri dönecekler. Yani geri çünkü, dönecekler. Evet, yani bugün başlattılar bir arabulucu, ara grup çıkmıştı. Görüşme talebi oldu. İhvan görüşmeyi reddetti. Evet. Yani şimdi babanız... Hocam çok özür diliyorum. Bu çok hayati bir bilgi. Biz oradayken Amerika yönetimi ve Sisi İhvan'la görüşme talep etti. İhvan şunu söyledi. Aynı şeyi darbe zemini üzerinde asla pazarlık yapmayız diye kredi ettiler. Evet. Yani Amerika'da bu konuda zaten Almanya önce, sonra Almanya'nın ardından Amerika yarım ağız bir destek verdi. Daha sonra biraz daha bunun altını çizdiler. Artık bir çözüm bulunması gerektiği. Çünkü Mısır'daki durum şu andan itibaren her saat başı 20'den fazla Arap rejimindeki bu kendileri için kötü bir geleceğin korkusunu taşıyan hükümetler açısından bir baskı oluşturuyor. Ve Batı, Afganistan ve Irak'tan sonra ilk defa böylesine İslam dünyasında büyük bir nefretle karşı karşıya. Hem Batı'nın itibarı açısından, o demokrasi denilen şeyin bir çıkarlar söz konusu olduğunda çok da kimse tarafından zikredilmek istemediğini de görüyoruz. Evet. Batı içinde de bu anlamda bir tepki var. Chomsky'nin tepkileri var. Ne bileyim işte Faruk Şen'in geçen bir açıklaması var. Bu Batı'nın o demokrasiyi yayma konusundaki samimiyetini de sorgulama sorgulanır hale getirdi. Bir de artık, gerçi AB'den işte bazı adımlar var, bazı açıklamalar var. Gayri meşru ilan ediyor darbecilerin atadığı yönetimi ama. İşte nasıl geri çekilinecek? İhvan diyor ki Mursi görevine gelecek. İhvan ilk günkü açıklaması hala gündemde ve çok temiz bir açıklama. Bizim siyasi kanadımızın lideri tutuklu, gözaltında. Evet. Biz sivil insanlarız. Ve bizim tek bir talebimiz var ve politik hiçbir pazarlığa da girmeyiz. Hı hı. Eğer politik bir pazarlık yapılacaksa, müzakere yapılacaksa adres Mursi'dir. Mursi koltuğuna oturmadan yapacağı hiçbir açıklama bizi bağlamaz. Biz özgür bir Mursi'yi savunuyoruz. Gözetim altındaki bir Mursi'nin pazarlığı da bizi ilgilendirmez. Mursi görevine oturacak, parlamento açılacak. Mursi ile görüşülebilir. Mursi de muhalefetle de görüşür, kendi hükümet üyeleriyle de görüşür, parlamentoyla da görüşür, kendi yol haritasını çizer. Biz sivil insanlarız ve yapılan bu haksızlığı reddediyoruz, evet. Ve bunun üzerinde de hiç kimseyle pazarlık yapmayız. Tavırları çok açık ve net. Çünkü İlk günden itibaren hep bunu söylüyorlardı, hala da o noktadalar. Sivil kanadı. Evet. Bu kararlılığı, bu eylemleri sivil kanadı yürütüyor. Eğer siyasi bir müzakere gerekiyorsa ilk yapılması gereken şey Mursi'nin göreve iade edilmesi. O zaman da şu kaygıları var. Sisi ve arkadaşları Baradei ne olacak? Ama çıkmaz orası zaten. Tabii. Onlar güvenli bir geri çekilme yolunu da bulabilmiş değiller. Artı. Eğer Mursi gelirse, gelmezse bir defa tam bir kıyamet bu onlar için. Yani İhvan vazgeçmeyecek ve Mısır'da kim hükümet olursa olsun bir icraat yapamayacak. Bloke olmuş durumda. Eğer Mursi yeniden göreve gelirse, yeniden seçime gidecek olsa bile daha güçlü gelecek. Yani seçim de çözüm değil. Evet. İki, Mursi askerler üzerinde kesin operasyon yapacak ve bir daha darbe yapılmaması anlamında. Ve bu darbenin arkasındaki güçler ki İsrail olduğu düşünülüyor. Hatta bir takım komplo teorileri de diyebilirsiniz. Söylenti kargaşanın kız kardeşidir. İşte Sina üzerinde pazarlık yapıldı. Mısır ekonomisi krize girecek. İsrail bunun karşılığında Sina'yı kiralayacak. Öyle bir kiralama yöntemi de var. Böylece Gazze'yi içeride bırakarak iç sorunu haline getirecek tamamen. Evet. Bu senaryoların hiçbirinin bundan sonra söz konusu edilmesi bile mümkün olmayacak. Yani Mursi yeniden gelirse çok daha güçlü. İster seçim olsun, ister olmasın. Mursi güçlenmiş olarak gelecek ve bir kahraman olarak gelecek. Onun için sadece Sisi ve Baradei'nin ya da beraberindekilerin hayatlarının kurtarılması değil. Hı hı. Peki. Mısır üzerindeki bütün senaryolar anlamını yitiriyorlar. Evet. Onun için Batılılar evet de nasıl?
Nasıl sorusunun cevabı yok. Peki Hüseyin Bağcı ne dersiniz? Geri dönüşün yolunu bulamıyorlar. Aslında sıkıntı buradan kaynaklanıyor dedi Sayın Abdurrahman Dilipak. Mısır sonrası Batı ilk defa bu kadar böyle bir nefretle karşı karşıya yorumunda bulundu. Buyurun. Şimdi öncelikle birinci konuşmacı İslamcılığın bitmediğini gösterdi diyor Mısır'daki şey. Evet. Doğrudur. Zaten kimsenin İslamcılığın bitmediğini söylemiyor. İslamcılık 21. yüzyılda önemli siyasal olgulardan biridir. Ve 21. yüzyılda sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın bir sorunu haline gelmeye başlayan bir harekettir. Eğer İslami hareketler demokratikleştirilemezse, bu önemli bir şey. Yani İslamcı kesimler, İslamcı gruplar veya da siyasal İslam demokratik bir yapı içerisinde yaşamak istiyorsa, onun dışındaki farklı dünya görüşleriyle bir arada yaşamak istiyorsa, o zaman herhangi bir şekilde bir mutabakata varmak zorunda. Yani bir koalisyona gitmek zorunda. Yoksa evet. İslamcılar gelir, din devleti kurarlar. Kafalarına uymayan herkesi keserler, biçerler, hapise atarlar. O zaman iş biter. Ama siyasal olgu anlamında, İran'da da 79'dan beri siyasal bir rejim var ama İran rejimi şu anda Batı'ya, o çok eleştirilen Batı'ya yaranmak için özellikle petrol konusunda Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği'nde elindeki petrolü ve gazı satabilmek için hangi taklaları attığını ben toplantılardan biliyorum. O nedenle kamu önünde konuşulanlarla kapı arkasında konuşulanları birbirinden çok ayırmak lazım. Siyasal İslam 21. yüzyılın bir olgusudur. Bu olguyla rekabet edebilmek için demokratik sistemlerin önümüzdeki dönemde kendilerini koruma mekanizmalarını daha fazla geliştireceklerini düşünüyorum. Eğer Mısır'da ekonomik bir yapıya, bir demokratik yapıya gidilmezse iç savaşa doğru gidilecek gibi gözüküyor. Ama Nevzat Bey'in söyledikleri ki kendisi de biraz endişeli gördüğüm kadarıyla, yani bir iç savaşa doğru, bir çatışmaya doğru gidebilir. Ben özellikle Mısır'daki İhvan Hareketi'nin Hindistan'daki Gandhi dönemindeki gibi bir pasif direniş göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü o dönemin farklı yapıları vardı. Kaldı ki Müslüman Kardeşler Hareketi zaten Hasan Bin Laden tarafından kurulduğunda İngilizlere karşı kurulmuştu. Arap dünyası içerisinde en organize gruplardan biridir. Bunu bilmek lazım ve başından itibaren yani 1928'lerden beri var olan bir sivil toplum hareketidir aslında. Bu konuda mutabıkız. Yani Müslüman Kardeşler Hareketi'ni ne şimdi ne de gelecekte hiçbir hareket veyahut da hiçbir güç, toplumsal güç göz ardı edemez. Diğer sorunuz, acaba evet. Batı dünyasında bu kadar nefretle karşı karşıya mı? Ben onu Abdurrahman Bey'in söylediğini biraz değiştirerek söyleyeyim. Batı dünyasında, daha doğrusu İslam dünyasında Batı'ya karşı olan nefret 2001'den sonra daha da artmaya başladı. Yani önce 2001 Afganistan, ardından 2003'te Irak vesaire vesaire. Bakın 90'lı yıllarda NATO'nun bir kısa süreli bir genel sekreteri vardı, William Clausen. 1992 yılında bu NATO'nun yeni düşmanı artık İslam'dır diye bir açıklamada bulunmuştu. Hemen o açıklamayı devre dışı bıraktılar ve İslami hareketler 1990'lı yıllardan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Batı'nın da birçok ülkesi tarafından, bunlar içinde Almanya dahil olmak üzere, hepsi bu gibi hareketleri demokratikleşme ümidiyle desteklediler. Ben iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi şu, Alman vakıfları. Biliyorsunuz bütün Arap dünyasında uzun yıllardır var. Örneğin Mısır'da 30 yıldır Konrad Adenauer Vakfı dahil olmak üzere birçok vakıf var. Ve Müslüman kardeşler gelir gelmez, mesela Alman vakfını kapadılar. Oradaki iki tane çalışanı üçer ve beşer yıl hapse mahkum ettiler. Uzun müzakereler sonrasında Almanya her kişi başı 250 bin dolar ödeyerek bir noktada adamları Müslüman kardeşlerin elinden kurtardı. Şimdi evet. Sanki özellikle sütten çıkmış ak kaşık gibi görmemek lazım. Yani İhvan'ın ve onunla birlikte onun temsilcileri olan kesimlerin aslında Batı ile müzakerelerde çok sert, çok acımasız olduğunu da görmek lazım. Peki, ama Sayın, görmek lazım. Abdurrahman Bey haklı şekilde şöyle diyor. Geriye dönüş yok cümlesi çok doğru. Bence akşamın ana sözü, yarın gazetelere başlık olabilir. Bir geri dönebilseler, bunun geri dönebilmenin bir tek yolu var.
Müzakere, müzakere, müzakere. Yani toplumun diğer kesimleriyle ihvan arasında önümüzdeki dönemde Mısır'ın demokratikleşmesi için, bir açık toplum olması için müzakerelerin yapılması şart. Yani evet. Eğer ihvan ben tek başıma gelir istediğimi yaparım şeklinde bir düşünceye hakim ise bunu başta Suudi Arabistan olmak üzere o sözü edilen 21 Arap ülkesi ve Batı birlikte engellemeye çalışacaklar. Çünkü Mısır öyle bir noktada ki Mısır'ın bir siyasal anlamda demokratik rejimden çıkıp bir din devletine dönüşmesi, siyasal İslam'ın tek başına hakim olduğu bir yapıya gitmesi görebildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla müsaade edilmeyecek olan bir olay. O nedenle peki, Sayın Bağcı. Dünden beri yaşananlar çok üzücü. İç savaş olasılığı tabii ki var. Evet. İhvan'ın bence müzakereleri bu anlamda yürütmesinde fayda var. Peki İslam dünyasında Batı'ya nefret 2001'den sonra arttı dediniz ya. 1990 öncesini de konuşmak gerekmez mi? Batı İslami hareketleri kullandı mı diye sorsam, örneğin Afganistan desem ne söylersiniz efendim? Doğrudur. Zaten Osama Bin Laden'in ortaya çıkışı da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen mücadele dolayısıyla ben o dönemlerde 90'lı yıllarda akademik dünyada bu işe yeni başladığımda, yani Afganistan'dan başlayarak bütün o bölgesel çatışmaları okuyup anlamaya çalışan, öğretmeye çalışan biriydim. Batı bir noktada kendisinin desteklediği, tekrar söylüyorum, Batı bir noktada kendisinin desteklediği ama şimdi kontrol altına almakta zorluk çektiği bir hareketler zinciriyle karşı karşıya. En basit örneği BBC'nin Doğa Talks isimli son 15 yıldır özellikle Tim Sebastian, Abdurrahman Bey bilecektir, onun öncülüğünde sürekli olarak Arap gençlerini bir araya getirirler. Demokratikleşme, özgürleşme konularını BBC'den naklen yayınladılar. Diğer televizyonlardan yayınladılar. Ve bir Arap dünyasında demokratikleşme için gerekli liberal, demokratik bir yapıyı oluşturmaya çalıştılar. Benim başından itibaren vurgulamak istediğim nokta şu. Arap dünyasında Müslüman kardeşler dahil hükümete geldiklerinde toplumun diğer liberal, sosyalist, komünist, demokrat, sosyal demokrat hangi kesim olursa olsun onları yok sayan bir politika takip etmeye kalkarlarsa, onların yaşam biçimleri üzerinde etkin olmaya kalkarlarsa, onları değiştirmeye çalışırlarsa bu toplumsal çatışmaya dönüşür. Yani evet, Batı peki. Bu söyleyeceğimi özellikle vurgulamak istiyorum ve iyi dinlenilsin. 21. yüzyılda Batı dünyasında şöyle bir algılama var. Biz 20. yüzyılda komünizmi dünya ideolojisi olarak olmaması için elimizden geldiğince mücadele ettik. Komünizm yıkıldı. Bundan sonra İslam dünyası çok önemli değişikliklere gebe. Bunun altını çizelim. Arap dünyası ve İslam dünyası birbirinden farklı siyasal, sosyal yapılara sahip bir yapı gösteriyor. Şimdi bunun tek bir şekle getirilmesi çok zor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben örnek vereyim size, bizim Abdullah Gül'den, Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey vardı. Diyor ki İslam dünyasında Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun İslam Konferansı örgütüne seçilmesi için yaşandığı süreç çok ilginçti. Orada Türkiye'nin karşısına iki ülke, Tunus ve Malezya aday çıkarmıştı. Sayın Gül o zaman Dışişleri Bakanı diyor ki ya yapmayın, biraz da bizim adayımız olsun. Çünkü daha evvel İsmail Cem döneminde Sayın Yaşar Yakış ne yazık ki bence Türkiye'nin hatasıdır. Daha önceden alabilirdi bu pozisyonu. Geç kaldı, istenmedi. Ayrı bir tartışma konusu. Ama Profesör Ekmelettin İhsanoğlu durumunda tepkiler vardı. Buna karşılık Abdullah Gül o zaman Dışişleri Bakanı dedi ki tamam o zaman gelin bir seçim yapalım. Ve İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda seçim yapıldı. Bana söylediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman tabii Dışişleri Bakanı, biz dedi ilk defa orada 57 Müslüman ülkesi arasında hayatında ilk defa oy kullanan insanlarla karşılaştık. Hayatında oy kullanmamış. Şimdi Arap dünyası içerisinde demokrasiye geçiş, oy kullanma, buna sahip çıkma, demokrasinin değerlerini koruma öyle bir günde olacak bir iş değil. Biz 60 yıldır uğraşıyoruz bunun için. Evet hocam, o nedenle, siz de
yarınki ya, gazetelere başlık olacak önemli manşetler söylediniz diyebilirim ama şimdi diğer konuklarıma geçeceğim fakat ama bunlara tabii itirazlar var, onu söyleyeyim hemen. Şunu da sorayım, sonra hemen hiçbir sakıncası yok. Kısa bir cevap rica ediyorum. Sayın Mithat Sancar'la devam edeceğim. Batı komünizmi yendi, İslamcılığı da yener mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz hocam? Ben Batı'daki algılamanın 21. yüzyılda radikal İslam'la toplumsal demokratik düzeni ortadan kaldırmayı düşünüp İslam devleti, tırnak içerisinde İslami kurallara göre, şeriat kurallarına göre devlet kurmak isteyen, rejimi yıkmak isteyen tüm hareketlere karşı Batı'nın önümüzdeki dönemde tıpkı 21. yüzyıldaki gibi bunu ahlaki bir sorumluluk olarak görüp mücadele edeceğini düşünüyorum. Avrupa'da ve Batı'da yaşanan tartışmaları göz önüne aldığımda, onları okuduğumda. Bu böyle. Şimdi bakın, Nevzat Bey diyor ki siyasal İslamcılığın ölmediğini görüyoruz. Peki yaşıyor. Yaşıyor da ne olacak? Yani siyasal İslamcılığın öldürülmesi değil olan Mısır'ın demokratik bir açık toplum olup olmamasıdır. Peki olan. Hocam devam ederiz. Daha programın süresi gidecekse hocam, bunun mücadelesi verilmeli. Evet, programın süresi uzun, daha devam ederiz. Merak etmeyin. Hemen Mithat Sancar'a ben sözü vereyim. Ne dersiniz? Evet. Demokratik yapıya gitmez, iç savaşa gidebilir endişesini dile getirdi. Öte yandan siyasal İslam demokrasi istiyorsa koalisyona gitmek zorunda dedi. Gider mi peki? Önce onu söyleyin. Mısır'da yani, olur mu bu? Aslında gider mi sorusundan önce bunu kestirmek çok zor da. Hani bu tespitlerle ilgili bir şey söylemek lazım. Tabii tabii söyleyin. Siyasal İslam dendiğinde ne kastediliyor tam anlamıyorum. Çünkü bir sürü farklı yorum ben var. Ben de pek anlamıyorum. Yani mesela Nevzat'ın da hangisini kastettiğini açmasında fayda var. Hüseyin Bağcı'nın da kesinlikle tartışma için var. Evet. Esas, siyasal İslam'dan neyi anlıyorsunuz? İkincisi mesela Hüseyin Hoca hani siyasal İslam'dan söz etti, başlangıçta sonra radikal İslam'dan söz etti falan. Yani terimler karışıyor ve bunların içini doldurmadan, netleştirmeden tartışmayı doğru dürüst yürütmek mümkün görünmüyor. Önce Oliver Roy'a bir sormak gerek onu. İsterseniz sorabilirsiniz. O makale elbette yani. Siyasal İslam, hayır, Nevzat da İslamcı. Hüseyin Bey de açabilirler. Ben hani sonra devam ederim arzu ederseniz sorabilirsiniz. Ben çok basit yani söyleyeyim hemen ondan sonra madem sordunuz. Benim siyasal İslam'dan kastım bir daha, demokrasiyle buyurun. Sandıkla gelmiş yapılar. Benim şu an kastım o Mısır üzerinde konuşuyorsak. Yoksa ben Selefi hareketleri işte yani Somali'de siyasal sürece entegre olmuş. Entegre olmuş. Seçimle yani. Evet. Entegre olmuş yapılar. Hareketler. Şu anki anladım. Konuştuğumuz mesele üzerinde bunlar. Ama bunun dışında Şevap'ı konuşabiliriz, bunun dışında Selefi hareketleri konuşabiliriz, bunun dışında Yemen'de Zindanlı'yı konuşuruz, El-Kaide'yi konuşuruz. Bu ayrı bir şey. Ama sonuç itibariyle daha önce bize söylenen şuydu. Hani demokrasi İslamcılıkla sınanıyor, şimdi İslamcılık demokrasiyle sınanıyor. Yani burada Hüseyin Bey'in söylediği bir anahtar cümle var. Demokratikleşebilecek mi? Şimdi demokratikleşmesinin yolu eğer seçimse adam zaten gitmiş. Zaten sandıkta, zaten o yolu adımını atmış ama sorun burada onun demokratikleşmesi noktasında izin verilip verilmemesi noktası. Onu ayrıca konuşuyoruz. Ama demokratikleşmeden kastınız toplumun diğer kesimleriyle bir koalisyon. Tabii bunu şey anlamına ya sormuyorum. Ben, yani şimdi Mithat Hoca'nın şeyini almayayım diye de şimdi bu çok yani bu hakikaten benim demokrasi anlayışına, özgürlük anlayışına ters bir yaklaşım. Evet. Yani ne demek şimdi başkasıyla koalisyon yapma zorunluluğunuz? Siz seçimle gelmişsiniz. Seçimle gelmişsiniz. Demokrasiyle sandıkla çıkmışsınız. Yok efendim ben sizden şüphe duyuyorum. Ben sizi kabul etmiyorum. Benim kaygılarım var, gel benimle koalisyon yap. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk yani Medine devleti kurulduğunda müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar katıldılar. Çoğulcu ve bir toplumsal sözleşme yaptılar. Yani neden bahsediyoruz? İslam'a nasıl bir anlam yükledi? Soruyu tersten soralım. Hangi neden İslamcılar koalisyon yapmak zorunda da aynı şekilde yaşam hakkına müdahale eden laiklerin böyle bir hakkı sorulmuyor? Yani açalım tartışmayı o zaman. Neden sadece onlar için? Onlarla ilgili zaten peki, söyleyecek. Peki o zaman Sayın Bağcı'nın da sözlerini alalım. Daha sonra devam tabii edelim. Buyurun hemen çok kısa ama lütfen hocam. Şimdi bakın bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hikayesine dönmesin. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir defa Sayın Sancar'ın söylediği bu kavram kargaşalığı doğrudur. Türkiye'de bir kavram enflasyonu var. Herkes ulu orta konuşuyor. Yani literatürü okumadan, tartışmadan, bu işin bilimini yapmadan herkes ulu orta ağzına ne geliyorsa söylüyor. Ondan sonra da tabii ki kakofoni oluşuyor.
Biz burada siyasal İslam derken demokratik rejimi ortadan kaldırmayı düşünen, demokratik ortamı kabullenemeyen ve kendi yaşam biçimini uygulamaya çalışan siyasi hareketlerden söz ediyoruz. Önce bunun altını çizelim. Somut örnek, hiç öyle kıvırmaya falan gerek yok. Bakın, Antwerp'te akşam yemeğinde bir arkadaşımla birlikteyiz. Belçikalı. Sokaktan Taliban giyimli, resmen Taliban giyimli, beyaz, sakallı, bildiğim.